Günaydın, günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Paraşüt yap da bir görsünler anneciğim. Yatır bakalım. Biz okulumuzda bir paraşüt oynuyoruz da. Normalde tabii Özgü Duru yatan tarafta oluyor. Ben burada böyle örtüyle onunla paraşüt yapıyorum. Yap bakalım paraşüt. Ne ne ne. Öyle üstünü örtü. Niye üstünü örttün filin? Hadi sala 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 dur yapalım. Şuranın haline bakın Allah aşkına. Bütün oyuncaklar çıkmış. Yine fil, zavallı filimiz. Piş piş piş. Ay. Kızım sen onu kucaklayamazsın. Hı. Ha, bir de örtü serip kucaklıyor. Nefesi öyle alıyoruz ya. Yok artık ya. Ha. Hadi sala 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 dur yapalım. Tut şimdi iki elini örtüyü. Yok, oyun oynamayacağız. Tamam. Bu fili gerçekten üzülüyorum. Sala sala sala. Kızım yavaş yavaş. O senin kadar zaten. Ha, nereye gidiyorsun? Görüşürüz. Baba. Bye bye. Yani bir gün şu oyuncaklara girip oynamadığı, kırılan bütün oyuncakları bir paketlemem lazım, bir ayırmam lazım. Ama inanın çok üşeniyorum yani. Şuraya bakar mısınız? Yani biz Özgür Duru'ya çok oyuncak almıyoruz aslında ama çok oyuncak var. Oyuncaktan ziyade böyle değişik şeyler var. Yani şu ne mesela? Kırılmış birçoğu. Şunla mesela artık hiç oynamıyor şunlarla. Bunları ayırıp ihtiyaç sahibi birine vermek istiyorum. Ama gerçekten şu an evet ya yapacağım. Evet. Üşenme Özge. Bir poşet getireyim bir ayırayım bakalım. Bu arada ayıracağım ama Özgür Duru görürse muhtemelen elimden alıp onlarla oynamaya başlayacak. Demedi demeyin. Evet. Kullanmadığımız oyuncakları ayırdık. Bazılarını nefese, bazılarını da ablamın çocuğuna inşallah. Vereceğiz. O yüzden onlar burada kalsın. Şimdi burada ne yaptım? Yapbozları bir kutuya koydum. Sayıları böyle kartları, oynadığımız kartları bir kutuya koydum. O yüzden bayağı bir azaldı diyebilirim yani. İncik boncuk yok en azından. Böyle kullandığı, oynadığı oyuncaklar var şu anda. Güzel oldu yani. Oyuncakları böyle oldu. Bir de tabii şu oyuncağı var böyle yerleştiriyorsunuz. Onu da vermeyeceğim. Çünkü onu ara ara oynuyor. Şimdi şu masasını falan sileceğim. Bu arada bu Özgür Duru'nun kullandığı kalemler, bakın mesela kurşun kalem var burada. Bu çok zor çıkıyor. Hatta çıkmıyor şu anda. Ama bu renkli kalemler, Özgür Duru'nun kullandığı kalemler anında çıkıyor. O yüzden böyle leke bırakmayan kalemlerden kullanmamız çok iyi oluyor. Biz severek kullanıyoruz. Kalemlerimizi de şuraya koydum. Böyle bir yere koydum hepsini. Mesela kalem aradığımda böyle bütün şeyin içine bakmak zorunda kalıyordum. Kalemlerin nerede olduğunu, yapbozların nerede olduğunu, sayıların nerede olduğunu biliyorum artık. Tek elle açamıyorum. Kalemlerimiz ve makyaj malzemelerimiz burada. Şimdi şu kalemlerden kullanıyoruz. Böyle renk renk var. Bunu zaten birkaç kere de göstermiştim. Çok severek kullanıyoruz. Özgür Duru ne dedin? Bir daha söyle. Kuş. Kuş. Aferin kızıma. Şu an yeni bir kelime öğrendik. Oda Kindro'da işte kuş. Geçen haftaki temamız kuştu. Bir daha söyle. Kuş. Kuşu göster bakalım defterde. Annenin çizdiği kuşu göster. Kuş. Ya, aferin kızıma ya. Ya hiç söylememişti. Sürekli kuş cik 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 falan diyordu ama hiç söylememişti. Gerçekten öğrenmiş demek kuş. Ki. Kuş. Göster hadi göster. Kuş. Göster kuşu. Kuş. Kameraya doğru göstereceksin. Bak. Şöyle yapıyoruz biz. Çizip böyle. Kameraya doğru. Şöyle yapıyoruz. Şöyle gözüne. O da öyle yapıyor şimdi. Gerçekten inanılmaz bir şekilde kopyalıyorlar. Bu arada bu benim yaptığım kuş. Ay bunlar daha da kötüymüş. Sonradan işte bize atılan başka bir kuş resmi buydu. Bunu çizmeye çalıştım ama sanki şu daha güzel oldu. Kuş dedi ya. Babası bunu görünce çok mutlu olacak. Bir de böyle böyle yapıyor kendine. Biz onu öyle yapıyoruz. Hem yazılışını hem resmini gösterip böyle göz teması kuruyoruz.
O yüzden o da kendini yapıyor. Gerçekten çok iyi taklit ediyorlar. Her şeyi anında kopyalıyorlar. Bu yaşta ne verirsek kârdır. Kitap okuyorsun. Oku bakalım ne yazıyor. Hadi oku bize. Biz merak ediyoruz. Tamam. Başka bir kitap. Oku bakalım. Aa, burada bir şey var. Ne bu? İkizlerin hikayesi. Bunu mu okuyalım? Tamam, bunu okuyalım. Bu İngilizce ama. Hadi bakalım sen oku. Ben anlayamıyorum. İngilizce. Aa, ben bir kediyim okusana. Özgür, bu oda biraz değişik koktu. Altına yanmış olabilir misin? Hadi gel altını değiştirelim. Abi dedi. Noel babaya abi, dedi diyor. Dede. Dede nerede kızım? Dedeyi göster. Dedeyi göster. Oturdum ben. Senin sandalyen nerede? Fil almış. Fili kaldır sen otur. Fili kaldır. De ki fil ben oturabilir miyim? Burası benim sandalyem galiba de. Bir sor bakalım fili. Açalım. Bir yüzünü görelim yüz görünürlüğü vermeden. Sor bakalım file. Fil oturabilir miyiz? Hadi kalk bakalım sen de. Hadi kalk de. Gel. Hop. Kalk. Kalk. O şöyle yanımızda otursun olur mu? O bir sığmıyor. İkiniz sığmıyorsunuz. Sen bunu oku. Evet. Bugün yeşil mercimek yemeği yapacağım. Patatesli soğanlı. Bunun için yeşil bir su bardağı yeşil mercimeğimi yıkadım. Burada süzülüyor. Şöyle şu cam şeyimi de alayım. İki tane patatesten önce bir tane soğanı bir doğrayalım. Başlatalım. Evet, soğanlarımı koydum şimdi böyle. Birazcık pişireceğim. Sonra salça, patates ekleyeceğim. En son mercimeği ekleyeceğim ve sıcak su ekleyeceğim. Azıcık. Böyle birazcık üstüne gelmeden ben öyle bir su ekleyeceğim. Bunu normal böyle erişteli falan da yapılıyor. Ben onu daha çok seviyorum ama Murat onu sevmediği için bu şekilde yapıyorum. Çünkü ben bu şekilde de yiyorum. Benim için fark etmiyor. Evet, şimdi böyle birazcık daha pişecek. İyicene böyle mercimekler kendini bırakacak. Sonra kapatacağız. Yemeğimiz hazır. Burada da ezogelin çorbam var. Bir de makarna yaparım. Bugünü böyle kapatırız. Evet, herkese yeniden merhabalar. O ne? Gülüşüyoruz, kıskanma. Biz Özgüdür'üyle oyun okuluna gidiyoruz, Kindro'ya gidiyoruz. Biliyorsunuz. Surat yeni uyandı. Uykudan uyandırmak zorunda kaldık normalde. 1 saat 15 dakika falan uyumuştu. O yüzden uyandırdık. Çünkü okula geç kalıyorduk. Geç uyudu birazcık öyle. Uykusu biraz geç oldu. O yüzden uyandırmak zorunda kaldık. Hemen yedirip içirip giydirip çıktık. Hadi bakalım okula gidelim. Sonra da annemlere gideceğiz yemeğe. Gidelim mi? Okula. Hadi bakalım yürü. Önüne bak. Yürü 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 yürü. Aferin sana. Bravo. Şimdi kayacağız. Hadi otur bakalım. Otur bakalım. Aferin kızım sana. Hadi kalk bakalım. Şimdi buradan çıkalım mı? Buradan çıkalım mı? Tırman tırman tırman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Evet. Bravo sana. Hadi yürü bakalım. Hadi adım at bakalım. Hadi at bakalım adımını. Tamam mı bu kadar? Evet. Başa durma diye başa. Evet evet evet. Evet, evet. 1, 2, 3. Aferin sana. Aferin. Birbirine destek verirsiniz. Tutuşun. Hadi bir, hayır, zıpla. 2, 3.
Evet, şimdi Murat'ın meşhur bir tavuk suyu çorbası var arkadaşlar. Murat anlatsın yapılışını, onu çekmek istiyorum çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok basit. Malzemelerimiz tavuk, un, limon ve şehriye ve su. Şimdi tavuklarımızı önce kaynatıyoruz. Güzelce. Buradaki tavuk suyunu başka bir tencereye alıyorum ben. Alırken de süzüyorum. Hani ufak tefek şeyler gitmesin içine diye. Daha sonra bunu kaynatacağım. Kaynarken başka bir kasenin içinde suyla açtığım unu bunun içine yavaş yavaş dökerek karıştırıyorum. Ve içine şehriye atıyorum. Daha sonra pişmiş olan tavuklarımı da didiyorum. Ve çorbamızın içine koyuyorum. Böylece. Bir de limon. Evet, limon sıkıyoruz. Böylece hazır olmuş oluyor. Bol ekşili tavuk çok suyu. Çok seviyoruz. Canım. Özgür Duru da çok seviyor. Bunun evet. Yanında da pilav yaparız. Pilavı da tavuk suyuyla yaparız. Öyle de çok lezzetli olur. Bir de şey yaparız. Tavuklu pilav yaparız. Tabii bir de tavukların hepsini çorbaya koymuyoruz. Onun üstüne hani mevlüt pilavı gibi yapıyoruz. Tavukları koyuyoruz. Öyle de çok güzel oluyor gerçekten. Hadi bakalım. Şimdi tavuklu pilav yapacağım. Şöyle sıvı yağından birazcık koydum. Pirinçlerimi ıslattım. 2 bardak pirinç yapacağım. Yemeğimizi yedik. Çay koydum. Sevilen annemler geldi. Murat'ın da dersleri vardı. Bugün bizi okula bıraktığı için akşama koydu ders. Bir de biraz da cumartesiye koydum. Şimdi onlarla geldi. Çay koydum. Çay içeceğiz. Böyle Murat çayın yanına böyle bir şeyler almış. Şöyle bisküviler falan almış. Bisküviler falan var burada. Böyle. Bunlarla yiyeceğiz inşallah. Şu da almış. Olmazsa olmaz zaten. Bizim sürekli tükettiğimiz bir şey. Şimdi hep birlikte çayı koydum. Çay içeceğim. Taze anneanne ve taze dedeye sorularım var. Biliyorsunuz ki ablam da hamile, bir tane daha mıcgıl geliyor. Ne hissediyorsunuz? Önce dedeye soralım, taze dedeye. Mutluluk hissediyorum kızım. Allah size de göstersin. Herkese göstersin. Yani bunların sevgisi bambaşka. Değil mi aşkım? Dedenin kızı kim? Göster. Göster dedenin kızı kim? Peki anne sen ne hissediyorsun? Şimdi benim çocuklar küçükken işte babaanneleri çok seviyordu, dedesi çok seviyordu falan böyle. Diyorlardı ki işte çocuk, yani kendi çocuğumuzdan daha çok seviyoruz falan diyorlar. Ben de diyordum ki insanın kendi çocuğundan daha çok sevilecek, hani sevebilir mi insan diyordum yani. İnanmıyordum. İnanmıyordum ama ya Allah'a şükürler olsun. Bir de böyle Özgür Duru kadar olunca, böyle büyüdükçe o hareketlenince çok daha başka oluyor. Çok şükür Mevlam'a bu günleri gösterdi bize. Allah isteyen herkese nasip etsin. Şimdi Pınar'ın da olacak. O da ayrı bir duygu. Yani böyle yaşları da çok yok ya böyle. Mesela Özgür Duru tam ele avuca geldi. Seda'nınki doğdu. Evet. Seda'nınki 6-7 aylık olacak. Pınar'ınki doğacak. Ve yani hemen hemen 2 sene içinde hepsi doğmuş oluyor. Peki kritik bir soru soracağım size. Bu sorunun cevabını ben biliyorum, tahmin ediyorum ama yine de çok böyle bir algı var genellikle Türk milletinde. Oğlumun çocuğu daha değerli, kızımın değil. Bazılarında da tam tersi ama. Bazıları da kızının çocuğunu daha çok sevip oğlanın çocuğunu çok sevmiyor. Böyle bir ayrım var mı? Ben zannetmiyorum ama size de sormak isterim. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hiçbir ayrım yok. Torun torundur. Tamam mı? Yok oğlumun çocuğuymuş, yok kızımın çocuğuymuş. Bende öyle bir şey yok. Ama ben çok gördüm kızların çocuklarını sevenleri. Ama benim için, yani ben sokaktaki çocuğu seviyorum biliyorsun. Yani. Evet, sen çocuk çok seviyorum. Yani çocuğu çok seviyorum. Yani benim için hiç fark etmez. Benim torunum olsun, sağlıklı olsunlar. Tabii terbiyeli yetişsinler. Çok istiyorum, çok seviyorum. İnşallah. Gerçekten ben de ayırım yapamam. Hiçbir farkı yok. Yani aslında ona bakarsan daha kızımın çocuğunu seviyor. Hani
damat el oluyor. Oğlumunkinin gelin eli düşündüğün zaman gelin eli olmuş oluyor. İki tarafta da bir ellik var yani. Nasıl derler anlatamadım ama. Anladım. Yani benim için hiç fark etmez. Evlat evlattır. Torun torundur. Yani ha kızın olmuş ha oğlun olmuş. Bence çok de. Şükür. Yani gerçekten farkı i̇şte. Yok benim için. Hani nasıl ayırt ediyorlar? Edemem. İmkansız ben edemem. Ama yani. Edenler var. Edenler var. Evet. Var ama bilmiyorum. Ya belki şöyle bir şey vardır. Mesela uzaktadır evet. belki kızı. Ya da oğlu uzaktadır, kızı yanındadır. Hani yanındakini daha çok seversin. Ha, o da olabilir, ya. Evet. O uzak olduğu için, çok fazla göremediği için belki orada bir ayrımlık olabilir ama yani bilmiyorum, imkansız bir ben şey. Ben fazla konuşamıyorum. Ayrıma. Gelinim bana Antep fıstığı almış da. Yani onun için onu yemek ben, meşgulüm. Ben şimdi nefesin, bundan nasıl ayırayım? O ayrı bir tatlı, bu ayrı ay, bir güzel. Nefes de çok güzel ya. Şimdi çok tabii tatlı oldu yani. Gösteremiyor var size ya. Ama çok evet. tatlı. Günden güne ya bence Seda'ya benziyor. Şimdi nefes biraz böyle Ela Hoca gelecek, Pınar'ınki doğacak. O, onun bebekliği, ben çocuğun her halini severim. Hani kimisi küçükken sevmez, evet. büyüyünce sever, hareketlenince sever ya. Bende o yok. Küçükken ayrı bir güzel, bebekken yeni doğmuş ayrı bir güzel. Ben her türlüsünü severim yani, hiç ben fark etmez. Ben bunu yemeye devam ediyorum. Baba ya, yıllar sonra Antep fıstığı aldık diye babam şu an evet, şoklarda. En sonunda aldırttım yani. Peki, evet. afiyet olsun. Teşekkür ederiz sohbetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Baksana şuna, şuna bak, bu sevilmez mi? Bu sevilmez mi? Dedesinin aşığı. Dedesi. Özgüdür, o bebeği kim aldı sana? Bunu kim aldı aşkım sana? Bu. Kim aldı bunu sana? Bu. Dede. Bir daha söyle. Kim aldı bunu sana? Babaanne aldı. Babaanne. Dede. Kim aldı kızım onu sana? Anne aldı. Kim aldı? Kim aldı? Kim aldı onu sana? Ayşegül koyduk. Ne koyduk güzelmiş. Adını? Ayşegül. Ayşegül görüşürüz. Yapmış, arkadaşlar şu gastronomi okuyan şahıs şu. Dur yakınlaştıralım. Bize ne yapmış biliyor musunuz? Of çok güzel. Yapmış derken güzel değil mi? Sufle geçen gün yedik var ya. Hazır değil değil mi sen yaptın? Ama bu tabaklar bir benim ya. Sıcak baba. Emin olabilirsiniz. Konuşulan abi. Yani çatal dua mı edeceğiz abla? Dua. Çatal duası. Bir şey söyleyeceğim. Bir kişiye bir tane çok. Çok fazla. Aşkım bunu ikimiz yiyelim. Hayır ben bir tane yerim. Amca yapmış. Evet Murat arkada edit yaparken ben de size veda etmeye geldim. Bu arada biz böyle ablamın çocuğunun cinsiyetini sır gibi saklamışız ama açıkladı zaten neden sır gibi sakladığını bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir kız daha gelecek halimize. 3 tane kız. İnanabiliyor musunuz? Özgüdür aralarında zaten nefeste 1,5 yaş var. Az daha ismini söyleyeyim. Gerçekten bu aile, geçen gün diyorum ki artık daha fazla sır istemiyorum. Çünkü sürekli böyle bir pot kıracakmışım gibi. Allah'ım 4 ay boyunca ablamın hamileliğini sakladım. Ama nasıl sakladım bir bana sorun. Zaten bu konularda çok patavatsız ve böyle çok... farkında olmadan her şeyi söyleyen biri olduğum için kendimi çok kastım. İlk başta Seda'nın hamileliğini sakla. Sonra Seda'nın ismini sakla. O kısımda çok başarılı olamamış olabilirim canlı yayında. O yüzden ben sır konusunda çok böyle kendimi sorumlu hissettiğim için aksine hata yapıyorum. Bu yüzden de ablamın hamileliğini 4 ay boyunca sakladım. Sonra işte şimdi cinsiyeti, şimdi bir de ismi kaldı. Diyorum ki ablamla Seda'ya daha fazla sır istemiyorum. Eğer yarın öbür gün ben hamile kalırsam sizden önce izleyicilere söyleyeceğim. Gerçekten beni izleyenlere söyleyeceğim. Yok ya daha fazla kaldıramıyor yani. Bünyem daha fazla sır kaldıramıyor. Lütfen daha fazla sır olmasın. Zaten uzun sürede artık bir sır kalmaz diye düşünüyorum. Artık zaten nefesin yüzünü merak ediyorsunuz. Şimdi o bir sır olarak kaldı. Artık onda yapacak bir şeyim yok benim. Resmini de çizemem yani sonuç olarak size. Neyse. Şimdi artık videoyu da kapatalım. Murat da editi bitirsin. Ben de birazcık dinlenme moduna geçiyorum. Beni izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biraz böyle karışık bir vlog olmuş. Oradan buradan şuradan. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. O zaman size iyi seyirler dilemeyeyim. Çünkü videoyu bitiriyoruz. O zaman başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.